yolculuklarla ilgili söylenmesi gereken en önemli özellik şudur. Gelen ve giden göçmenler ağırlıklı bir biçimde gemilerle, ya da o zamanki ifadeyle vapurlarla tabii ki taşındılar. Ama ülke içinde, yani bindirme iskelelerine kadar, özellikle Yunanistan'dan Türkiye'ye gelecek olan göçmenlerin yoğun bir karayolunu kat ettiklerini biz biliyoruz. Çünkü onlar Türkiye'ye aslında 1922 yılı sonunda iltica etmek için yollara dökülmüşlerdi, önemli bir kısmı. Ve dolayısıyla şiddet altında, belli baskılar altında bu iskelelere doğru geldiler ve geldiler ve oralarda öbek öbek yer almaya başladılar. Yalnız burada şunu vurgulamam gerekiyor. Bir Yunan gemisi Türkiye'ye gelip Ortodoksları yükleyip Yunanistan'a götürürken, yeniden onların Türkiye'ye göçmen almak için gelirken Yunanistan gemilerinin Türk göçmenlerin pek taşımadığını söyleyebiliriz. Taşımadılar. Aynı şekilde Türk gemileri de bunu yaptı. Yani bir Türk gemisi kalkıp Yunanistan'a gittiğinde ve oradan göçmenleri yüklediğinde ve Türkiye'ye getirdiğinde ve bıraktığında, tekrar geriye dönüp göçmen almak için giderken yanında bir Rum göçmen kitlesini götürmedi. Bunun nedeni vardı. Nedeni de şu: hükümet açmış olduğu bir ihale ile göçmen taşıma işini bir şeye vermek istedi, acenteye vermek istedi. Tabii ki bu sözünü ettiğim ihale uygulaması uluslararası mahiyeti olan bir şeydi. Ve Avusturya-İtalya ortaklığıyla kurulmuş olan Leo Tristino firması bu ihaleyi kazandı. Türkiye'nin de o tarihlerde gemi sayısı çok fazla değildi. Mesela bütün Türkiye'de 1000 tonun üzerindeki gemi sayısı, sayı olarak değil de toplam gemi sayısı açısından söyleyeyim, 23 bin tonilatoyu buluyordu ki bu 5-10 gemi demekti. Ve tabii ki o 5-10 gemiyle Türkiye hem kendi işlerini yapacak, hem de bu göçmenleri taşıyacak. Bunun altından kalkmak zaten bu sayıyla mümkün değil. Bunun nedeni Osmanlı Devleti'nde uygulanan kapitülasyonlar olmuştur. Ve kapitülasyonlarla birlikte de tabii ki kabotaj hakkını Türkiye'nin kullanamamasından kaynaklanan bir şeydir. Ve dolayısıyla bu gemilerin, Türkiye'nin elindeki gemilerin önemli bir kısmının da kuru yük taşıyan gemiler olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani yolcu taşımak için hazırlanmış uygun gemiler değildi bunlar. Fakat o tarihlerde Türkiye'nin mali durumları çok sıkıntılı olduğu için Türk Denizciler Birliği harekete geçerek bu İtalyan-Avusturya ortaklığıyla kurulmuş olan firmanın kazandığı ihalenin iptal edilmesini, zaten az olan memleket sermayesinin dışarı gitmesinin böylece önüne geçilmesini ve bu taşıma hakkının kendilerine verilmesini istedi. O tarihlerde Mustafa Necati Mübadele İmar ve İskan Vekiliydi. Bu talep değerlendirildi, uygun görüldü ve bir konsorsiyum oluşturuldu. Yani hem Osmanlı Devleti'nin resmi vapur kumpanyası olan Seyri Sefain İdaresi, hem özel bir takım gemi acenteleri bir araya geldiler, ellerindeki bütün imkanları toparladılar ve devlet gemi almak isteyen gemi sahiplerine ucuz kredi verdi. Bu kredinin kaynağı da gelen göçmenlerin taşınması karşılığında göçmenlerden alınan taşıma ücretiydi. Çünkü her bir göçmen için, her bir çocuk için, her bir yanında getirdiği eşya için ve hatta hayvanlar için, büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, bir taşıma bedeli belirlenmişti. Bunu ödeyemeyecek durumda olan göçmenlerin parasını devlet geriye borçlandırma şeklinde, uzun süreli işte ödemeye dönük bir kredi şeklinde o karşıladı ve sonunda bu sözünü ettiğim tasarruf gemi alımına yönlendirildi ve Türkiye yeni gemiler aldı bu dönemde ve sonunda bu tabii ki 23 bin tonilatoluk gemi kapasitesi gittikçe arttı. Bunun olumlu bir yanı da 1926 yılında kabotaj hakkının kullanılmasının önü de bu birikimle birlikte sağlanmış oldu. Bu gemi yolculuğu sırasında karşılaşılan en büyük güçlük, şimdi tabii ki özellikle kış aylarında taşımacılığın, insan taşımacılığının daha doğrusu açık güvertede gemilerde yapıldığını düşünelim. Ve bir de tabii ki yaklaşık olarak 3-4 gün süren gemi yolculuğu. Bu yolculuk, hani 3-4 gün diyorum, sadece denizlerde seyir halinde geçen süre değil, aynı zamanda limanlardaki bekleme sürelerini de kapsayarak, yani gemiye yolcunun bindiği dakikadan indiği dakikaya kadar olan süreyi ele alarak bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu biçimde tabii ki göçmenler gemiye bindirildiğinde onlar için yolculuk anında en önemli sorun, kış şartlarında
gemilerin yeterli korunak düzeneğine sahip olamayışıydı. Ama bunun yanında devlet olabildiği kadar bir takım önlemler almak zorundaydı. Daha doğrusu almaya çalışmıştı. Örneğin gemilere tatlı su sarnıcı yerleştirilmişti. Ondan sonra hasta yolcular için ya da yeni doğum yapmış kadınlar için ya da bebekler için süt verilmesi zorunluluğu vardı. Ve bu türde insanların kameralarda göç ettirilmesi şartları falan getirilmişti. Ama bunlara büyük ölçüde tabii ki uyulabildiğini söylemek de mümkün değil. Gemilerin ambarlarında büyük baş hayvan, küçük baş hayvan taşınıyordu. Güya ambarlarda insan taşınamayacaktı ama şartlar el verdiği zaman insanların çoğu, pek çok insan daha doğrusu, bu ambarlarda göç etmek zorunda kaldı. Pek çok sağlık sorunu ortaya çıktı. Gemilerde doktor bulundurulma zorunluluğuna karşın ya da işte gemiye binilirken aşı yaptırma uygulamasına karşın yine de kimi hastalıklar görüldü. Sağlık alanında özellikle salgın hastalıklar riskine karşı devletin çok uyanık olması gerekiyordu. Ama bütün bu güçlüklere karşın yaklaşık olarak 1500'e yakın bir insan kaybı oldu bu nakil anında, göç ettirme anında. Yine de Türkiye bir başarıyla o zamanki şartlar düşünüldüğünde bu işin altından kalkabildi.